Biz otoriteye tabi ancak vatanımızın selameti için tabiyiz. Konu geldi, hadis-i şerifi açıklayayım. Bize bu iftirayı sürekli yapıyorlar. Bu iftiranın da hesabını veremezler, söylüyorum. Cümleyi net kullanacağım. Ben Rabbimin kulu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadı, şanlı ecdadımın Osmanlı'nın yolundayım. Allah beni o büyüklerin yolundan ayırmasın. Peki, kalkıyor diyor ki isim gidip vereceğim. Efendim, evet sen Menderes'in peşindesin. Efendim, Menderes'in yanındayım. Dinime, vatanıma sahip çıkmaya çalışıyor. Namaz bile kılamadı. Bir ezanı Tanrı Uludur'dan Allahu Ekber'e getirtirdi, canından oldu. Şehit oldu yani. Ben din adamının peşinde giderim. Ancak dinime yar olmaya çalışanın yanında dururum. Ben nasıl onun peşine giderim ya? Bu nasıl bir iftiradır? Biz sadece doğru olan oluşumda dururuz. Dine, ezana, bayrağa, mukaddesata kim samimi olarak sahip çıkıyorsa. Açık cümle kullanıyorum. Şimdi isim vereceğim. Biz Özal'ın yanında dururuz. Özal şeriatı getirmedi ki Türkiye'ye. Ama dine, vatana faydalı olmaya çalıştı. Hatası kusuru. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundayım. İsim vereceğim. Bu akşam vereyim isim. Biz Erbakan'ın yanında dururuz. Dine vatana faydalı olmaya çalıştı. Yapabildi mi? Hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Ve onun döneminde kaderi ilahi bütün Kur'an kursları kapatıldı. 28 Şubat'ı o zaman hortlattılar. Kendisi kapatmadı ama kapatıldı. Tarihi bilmeyen bir insan 100 sene sonra tarihi okusa Süleyman Demirel 20 bin tane cami Kur'an kursu açmış. Necmettin Erbakan 17 bin Kur'an kursu kapatmış. Çok garip bir şey. Yanlış anlamayın ha. Ezber bozan bir şey söylemiyorum. Süleyman Demirel'in gayesi dini yüceltmek değildi. Ama olaya baktığınız zaman o bunları yapmış. Öbür tarafta iradesi din olmasına rağmen iradeyi kullanamamış. Musa Aleyhisselam Mısır'da ahkam-ı dini yapamamış. Oradan ayrılmak zorunda kalmış. Erbakan'ı da tacın tahtını devirdiler. İhtilaller oldu. 28 Şubatlar oldu. Yani suçludur demiyorum. Konu geldi, açık söylüyorum. Allah Erbakan'a da gani gani rahmet eylesin. Şeriatı mı getirdi? Yo. Ne yapabildi? Yetkin var, mührün var. Ne yapabildin? Neyi yapabildin ya? Hiçbir yapamadın. Demek ki kader dairesi ne yapabilirse biz onun yanında durmamızla ahkam-ı din mi geldi? Şimdiki isim veriyorum. Başımızdaki reis Recep Tayyip Erdoğan. Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Türkiye'ye şeriatı mı getiriyor? Yo. Ahkam-ı dini mi ilan etti? Yo. Aynen devam ediyor. Kur'an kurslarının önü kesilmiş vaziyette. Şu anda biz çocuklarımızı Kur'an kursuna gönderebilmemiz için illa 4+4+4. Vazgeç bu işten ya. Allah insaf versin. Vazgeç bu işten ya. Çocuklarımızı hafız edin. Zaten 20 milyon çocuk dolmuş. Kadın erkek, kız erkek karışık. Edep ahlakında hepsini sökmüşsün. Bırak şurada bir 1000 tane de hafız yetişsin ya. İlla onu da alacaksın. Okula vereceksin. Şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Bir sürü sıkıntı. Şu anda hafızlığın önü kesiliyor. Ben nasıl bunların peşine giderim? Açık söyleyeyim. Ama dinime, vatanıma faydalı olmaya çalışıyor. Ben burada bir kabahat söylemiyorum. Ben kayıtsız şartsız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde giderim. Kalkıyor diyor ki işte sen şu veya bu. Burada biz kayıtsız şartsız Rabbimize kulluk ederiz. Dinimize, vatanımıza faydalı olmaya çalışan kim varsa yanında dururuz. Konu gelmişken inşallah sözüm bir tesir eder de şu Kur'an kurslarının önü açılır ya. Yani zorunlu 4 sene tamam. Ondan sonra bir bırak, serbest bırak ya. Şu Kur'an kurslarında çocuklarımızı rahat rahat okutalım. İlla zorla vereceksin bize. Ya zaten doldu ya. Konuşturma beni ya. Bırak şurada bir 1000 tane de bir hafız yetiştirelim. Doldu zaten orası. Ya bırak, müsaade et ya. Bir hafız o yetişsin. Bir Allah'ın dinini öğrenen yetişsin ya. Bak burada ne diyor? Peygamberlerin eminleridir ulema. Ancak dünyalığa bulaşmazlarsa. Dünyalık bulaşmış her taraf. İki, sultana tabi olmazlarsa. Tabi olurlarsa dünyalık oldu. Biz peygambere tabiyiz ya. Sen nasıl beni böyle yaftalara şey yapıyorsun? Ancak dinime, vatanıma kim yar oluyor? Hangi yapı ise ona Allah muvaffak etsin deriz. Allah hatalardan kurtarsın. Konu geldi, açıkça dua edeyim. Allah başımızdaki reisimizi hakka muvaffak eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Dinimize, vatanımıza faydalı işlere muvaffak eylesin. Hatalardan, yanlışlardan, dine, vatana zarar verecek işlerden, kararlardan Rabbim kurtarsın. Niyetlerini iyi olduğuna kanaat getiriyorum. Ama bazılarına bakıyorsun bizatihi adam vatan hainliği yapıyor. Hele ki bazıları var direkt teröristin tarafında. Bunu konuşuyoruz. Karar senin. Biz dini bin İslamiye'nin aslına tabi olup yolumuza devam ederiz. Feize fealü zalike fehzerum. Onlardan kaçın diyor. Bu hadis-i şerifi ben açıklamazsam anlaşılmayacak. Ben de hazır geldi. Açık açık söylüyorum. Bizi yanlışa yaftalayanları Allah o yanlışın içerisinde onları tard etsin. Diyorum ezanla beraber. Ve ben imanımdan sorumluyum. Muhatabım Allah'tır. Ben Rabbimin kuluyum. Onun Habibinin ümmetiyim. Üçteyit ulema, İmam-ı Azamların ve şanlı ecdadımızın yolundayım. İman ehliyle beraberim. Allah beni iman ehlinden ayırmasın. Dinime, vatanıma kim faydalı oluyorsa hatasıyla kusuruyla birlikte hareket ederim. Dinime kastediyor, vatanıma kastediyor. Hele ki terör sevicisi ise Allah dünya ahirette uzak eylesin. Ben irademi ortaya koyuyorum. Fikir hürriyeti, inanç hürriyetimi kullanıyorum. Sen de kullan, sıkıntı yok. Herkes sonucuna kendisi katlanır. Kalbimin derinlikleriyle bir dua edesim geldi. Allah'ın bedeninize sıhhat versin. Yuvalarınıza huzur versin. Evlatlarımızı yolunda yetiştirmeye muvaffak eylesin. Hafızı kelam yetiştirmeye muvaffak eylesin. Hafızlığın önündeki engelleri Rabbim izale eylesin. Allah aşkına bırak ya şu, bırak çocuklarımızı hafız edelim ya. 4 seneyi
bir zorunlu yap, ondan sonra bırak, düş bu hafızların yakasından. Rabbim selamet kapılarını açsın da şöyle yeryüzünde hiç olmazsa 20 milyondan 20 tane diyelim, 200 tane diyelim, 2000 tane ya, kaçta kaç ya, denizden bir damla. Rabbim evlatlarımızı da hiç olmazsa Allah'ını bilen, kitabını bilen, Allah'ımızın ilim sıfatının özeti şu Kur'an'ı ezberleyen böyle nesiller yetiştirelim. Bu da biterse biter dünya ya Rabbelen, ne olursun Allah'ım. Dininde samimi olmaya muvaffak eyle. Askerimize cesaret nasip eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Son nefeste iman Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eyle.